Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bu 29. sözü takip ediyoruz. Bekay ruh ve melaike ve haşre dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Sadakallahul azim. 4. dersin hem bir ne konuştuk hem de melekleri şöyle bir ciddi bir anlam verelim. Melaikelerin ispatı ileride gelecek. İkinci yani 509'da melaikeleri anlatacak vesaire. Çok ruhaniyeti de anlatacak. Ama burası çok önemli. Melekler hakkında. Meleklerin bir kısmı abiddirler. Diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Bir metni okuyayım. Tekrar başa geleceğim. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Tabir caiz ise bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani ruh zeminin umumi bir mezradır. Yani ruh zemin umumi bir mezradır. İçindeki bütün hayvanatın tayfelerine Halik-i Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Ondan daha küçük her bir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekkel var. Hem de ruh-i zemin bir tarladır. Umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezakiyet arşının hamalesinden olan Hazreti Mikail aleyhisselam şunların en büyük nazırlarıdır. Burada kalayım. Şurada bir yer okumuştuk abi. Dördüncü söz, dördüncü daldan okudan sana bir şey. Evet. Nereyi? Dün burayı okumuştuk yani dünkü okuduğumuzun sonu 29. söz dedi ki burada. Bazı rivayeti ehadisiyenin işaretiyle ve şu intizamı alemin hikmetiyle denilebilir ki bir kızım Eczamı camide ise yani yıldızlar seyyaratından tut ta yağmur kataratına kadar bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler bu seyyarelere izni ilahiyle binerler. Alemi şehadeti seyredip gezerler. O merkeplerin tezkiyatını temsil ederler. Yani bir nevi 24. sözde okuduğumuz yer burayı bir nevi izahıdır yani. Evet burası açıyor, burasını açıyor. Yani melekler bak diyor ki bir kısım etsam-ı camide-i seyyare yani yıldızlar seyyaratından tut ta en büyük. Yani bir yıldız düşün bu kadar büyük kütle ona biniyor onun meykeli var. Bir de en küçük yağmur kataratına kadar bir damlaya müekkel melaike var ona biniyor. Bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. Yani sanki gemisi içine biniyor ama başka bir tayfede onu komple nezaret ediyor, idare ediyor. En büyükten en küçüğe indi. En büyük nedir? Koca yıldız. Ötekisi bir damla. Şimdi bunu açacak. Burasını şu ne demektir diye 353'te izahı. Ama bitireyim bunu. Bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler bu seyyarelere yani yağmur damlasından gezegenlere kadar izni ilahiyle binerler. Alem-i şehadeti seyredip gezerler ve o merkeplerinin yani bindikleri şeyin tesbihatını temsil ederler. Ondan mesela bir tanesi de var Şems diye. Meleğin adı Şems. Güneşe müekkel. Güneşe adı Şems'miş. Müekkel melaike. Aynı şekli de o. Yani o güneşi gördük ya aynı şekilde o. Yalan olmaz yani. Meleği göstereyim dersen güneş gösterir öyle yani. Bu ağaç var ya. Donmuş libasıdır meleğin libasıdır. Su kaba göre şekil aldığı gibi. Mesela
Ruhumu düşünmeden simamı izah edebilir misin? Mümkün müdür? Sima dışsaldır batının. Yani ruhu düşünmeden sima izah edemezsiniz. Bir şey gideceğim şimdi de ilginç o. Meleğin güneşe müekkel melaike içine olanların dışında müekkel melaikenin adı Şems'tir. Aynı şeyi öyledir. Bak şimdi o meleğin dedim eskide gıdası nedir yani? O meleği hangi isimler yapmış? 8 tane ismi azamı var. 8. mektupta söylüyor. Cenab-ı Hak 8 tane ismi azam. İsmi azam değil mi? Mertebiye. 8 tane ismi azamın tecellisiymiş güneş. O ne demek aynı zamanda? 8 tane ismi tayin pekmez karıştırır gibi. O melaike olmuş. Mektubatta 8. mektuptan şey yapsın. Orada var. Güneşe 8 tane isim. Tamam bunu biliniyor. Nereye şey yaptım onu? Onu mekkel melaikesi. Tipi de öyledir. Vücudu da odur. Onu peki güneşi meydana getiren ismi azam meleği meydana getiriyor. Peki güneş nedir maddi tarafı? Meleğin benim bir mülk tarafım var. Bir melekut tarafım var. Meleğin cismani işte tarafı. O 8 tane ismin. Orada yani buradaki şeyleri okuyunca böyle biraz daha misaller şey böyle hani çiftçidirler, şeydirler. İşin sanki yani meleğe ben iman etmediğim zaman kamil iman olmuyor. Yani iman etmiş olmuyorum. Yani meleğe imanın içinde olmasının yani neyi tamamlıyor da melek? Yani melek deyince sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın o meleklere de iş gördürüyor. Bir ihtiyaç yani haşa değil de doğru. Sanki öyle hani hep böyle bir şey geliyor. Amele yani. İfadeleri çiftçi işte nezaret ediyorlar. Sanki bir ihtiyaçtanmış gibi akla geliyor ama imanla ne alakası var? Yani ben meleğe iman etmezsem iman etmiş olmuyorum. Hı hı. Ebedi bir hayatım gidiyor. Yani o zaman melek sistemin bir parçası ya da anlamam gereken bir daha derinde, daha şeyde bir yapının temel taşı, bir ifadelenişi. Burayı yakalamamız lazım. İşte evet. Nedir abiler? Dedim ya ben anlayamıyordum. Dün Hasan abi şöyle demiştik buna. Meleklere iman edince bizim yapamadığımız ubudiyeti, takdiri, istihsanı, tefekkürü onlar yapıyor. Biz de ortak oluyoruz. Demiştik. Bir parça bu değildi. Mesela şöyle. Kaç sene yaşıyorsun? 60 sene. Ne kadar yaşama şeyin var potansiyel? Fıtraten 1000 sene. Ama hilkaten sonsuz. Sonsuz yaşama. Fıtrat hilkatindeyiz yani. Yani istidadımız bu. Ama dünya buna müsait değil, amel buna müsait değil. Ama biz orada sonsuz olacağız. Yani bir şey kazanamadın, fani bazı malzemelerle gidiyorsun, sonsuz yaşıyorsun. Gene olmuyor orada da. İşte bizim yapamadığımız istihsanı, tefekkürü, manayı, anlamı, idrakı, tefekkürle haz, huzuzatı, feyizleri meleklere iman ederek onların yaptığını bir tamamıya bize geçiyor. Neden iman esaslı olsun ki abi? Biraz daha derin bu işte. İman yani niçin iman esaslı olmuş? Altı iman esasına baktığınız zaman hepsinin arkasında gayb var. Yani gayba iman var. Bu da. Evet işte. Yani bu gaybtan gelen bir sır gayblıktan geliyor. Ha gayb oluşu mudur? Evet gayb oluşu yani. Ne yaparsanız gayb. Gayb olmazsa bir anlamı olmuyor. Onlar hepsi şuhudi diğerleri. Bir peygamber diyor, iddia ediyor. Yani sonu tevhide götürüyor aslında. Bir kitap gelmiş, kimden gelmiş? Gayb aslında, tamam suhuf görüyoruz ama anlattığı kimden biri var gizli arkada. O arkadakine götürüyor bizi. Gayb insana ne kazandırıyor abiler? Gayb. Çok tuhaf. Gayba niye iman getirilmiş? Gayb insana ne kazandırıyor? Sorun cevabı bence bu. Şöyle o zaman şöyle yapalım. Yani melek şöyle diyelim. Melek ne işimize yarayacak kısacası? Niye iman esasına gitti? Meleği kaldırırsak neyimiz kalkar? Hepsi gidiyor abi. Meleği nasıl gidiyor hepsi? Abi melek gelmediği zaman ne peygamberimiz kalıyor, ne ahiret kalıyor, ne Allah'ın aşağı kendisi kalıyor. Melek neden? Çünkü meleğin getirdiği kitapla biz bunları var olduğunu bilebiliyoruz abi. Ha melek kitap getirdi. Bu biraz daha böyle insanın melek tabii kitap getirdi. Melek bunlar ibadetlerin ortağı. Melek idare ediyor, yapıyor da. Yani böyle bir şey de var yani bir açık gibi bir şey ya gene. O zaman her şey. Ölünce kısmen diyecektin sanki şey var ya abi. Hani kadere iman var diyelim ki abi. Kader görünen bir şey değil.
Ama intizamın, nizamın kendisi değil mi? Kadere iman etmesi mesela, her şeyi karışık görüyorsun, tesadüf görüyorsun. Hani her an her şey olabilir görüyorsun. Ama kadere iman ettiğince... İç dengeleri sağlıyor. Evet. Daha düzgün. Bu mesela zaten kaderi sırasında veriyor. Evet. Aynı şeyi meleki de görmüyoruz mesela. Görünen bir şey değil. Tamam. Yani az önce buna demeye çalıştı. Şimdi melekenin ve ruhaniyetin yaptığı, yani ortadan kaldırsak. Kaldırdık meleği. Boşluğu neyle doldurabiliriz? Neyimiz gider ki boşluk dolduracağız? Bizim neyimiz gider? Gider abi. Ha? Bütün mevcudat gider. Nasıl gider? Çünkü bütün mevcudattaki bütün gördüğümüz her şey ruhaniyet ve melekenin vücudu. Bunu gösteriyor bize. Ha şu. Bütün gördüğümüz şunlar işte. Halılar. Melaikeyi kaldırırsak her şey gidiyormuş. Hatta oturduğun koltukla gidiyormuş Osman. Evet. O zaman şirk var. Niye? Onlarsız olmaz mı yani? Allah onları kullandı. Ha, şey latife yaptı. Yani icraatçılar oradan gir diyor abi. İcraatçılar değildir diyor mesela. O orada şirki kaldırıyor. İcraatçılar değildir. Mümessillerdir. Nezaret ederler, dellallık ederler diyor. Zaten onun 20 geçenki ya, yerde onu okumuştuk. Şöyle şöyle ibadetlerin nevilerini nazar ediyor. Yani o zaman şöyle bir geliyor. Eğer melaikeye imanı anlamazsan tevhide erişemezsin. Güzel. Bir de gayb tevhid için melaike gerekiyor. Yani tersi gibi dururken melaikenin vücudu gerekiyor ki kudretin veya Cenab-ı Hakk'ın eşya ile temasını veya mahlukla olan ilişkisini doğru mizana oturmak için melek gerekiyor. Melek sistemi gerekiyor. Allah direkt yaparsa ne olurdu? Yani melek de yapıyor ya. Direkt Allah'a gitmez miydi eksiklikler? Perde yapmış. Kudretin İzzet ve Cenab-ı perdeyi iktiza ediyor ya. İzzet ve Cenab-ı Hak perdeyi iktiza eder. İşte o iki dengeyi yakalayabilmek sisteminin zemberi melek gibi duruyor. Evet. Yani orayı anlayamazsan iman edemezsin yani. Bak yine çok güzel, daha önce de zikrettik abi. Geç 29. sözde bunu söylüyor. Hani dedik ya abi. Yani kelam sıfatından gelen şeriatın hamileleri, yani başta peygamber olarak insanlar olduğu gibi irade sıfatından gelen şeriatın hamileleri, mümessilleri, melaikeleri de ruhaniyattır. Peki seni istisna edeceğimizi mi zannediyordun İrfan? Sen ne diyorsun? Osman abi teslis akidesini güzel anlattı abi. Teslis mi? Niye? Ona mı gülüyordun? Ya bunun anlattığı şeyde teslis akidesi üzerinde, yani o teslis akidesi. Yani ben de abi daha önceden Testis dediğin Hristiyanlığı mı anlattı bize? Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Yani doğrudur abi. Doğrusuna doğru diyeceğiz abi. Şimdi kainattaki hemen hemen aşağı yukarı aynı fikirdeyiz abi. Kainattaki bu hali hazırdaki kesif haldeki mevcudatın bilgiler arasındaki vahdete gelmesinin altyapısında abi kendilerine ait his ve şuurları var ya. Tamam. Bu melaikeler işte sınıflandırıyor işte kilisi diyor bunları binek olarak kullanıyor. Aslında mevcudatın his ve şuurunu sağlayan şey melaikeler. Yani Cenab-ı Hakk'ın mevcudatla olan temasının arasındaki sistem melaike sistemi. Melaike. Evet, bu vahdeti getiriyor. Vahdet olmazsa buradan tevhide çıkamayız zaten. Eğer melaike sistemi buradan olmazsa mevcudata müstakil bir vücut vermemiz gerekir ki bu şirktir zaten. Müstakil bir vücudun olmaması yani. Harika. Şudur. Şunu diyor, eşya, esmanın cilve cemal nakış sanatı ya, o melektir işte. Onu kaldırdığın zaman direkt esmadır. Direkt esma oldu mu dünya yoktur. Çünkü esma şu nedir şunlar? Esmanın cilve cemal nakış sanatı. Dört, cilve cemal nakış sanat. Bu peki nedir? Donmuş melekedir. Bunu kaldırdığın zaman esma direktir. Hiç esbab kalkar. Esbab kalkar, başta sonuç aynı. Gene Allah'a diyor, Allah varken hiçbir şey yoktu, öyle oldu. Melekler kalktığı anda Allah var iken mevcudatı yaratmıyor. Sistem olmuyor. Sistem kalkıyor, bitiyor. Zaten Allah'tan sonraki şeyi sarsın, amentü billahi ve melaiketi diye devam ediyor. Evet. Bak amentü billahi ve aynen öyle. Şimdi esmanın donmuş hali diyoruz ya, buz nedir? Suyun donmuş hali. Buzdan suyu kaldırırsan buz denen bir şey kalır mı? Kalmaz. Eşyada melaikeyi kaldırdın mı? Buzdan suyu kaldırdın. Hiçbir şey kalmaz. Şimdi insana ne yapılıyor? Onu okuyayım. İnsandan kalksa ne olur? Abi, melek
meleği kaldırırsan bendeki günahsız olan sistemi kaldırırsın. Harika. Yani kaldırdın. Ben o zaman günahsızlık yok bende o zaman. Bir de gayb dediniz ya abi. Gayb olmazsa marifet olmaz. O çok güzel bir şey, Allah nasip etti ona. Gayb sistemi çok ilginç bir sistem. Hala hep gayb. Peygamber Allah'ı gördü mü? Ama Allah hala gayb yani. Ama o seviyede gayb. Ayet-el Kübra'da zaten söylüyor. Gaybane marifet diyor. Yani arşa geldiği zaman bitiyor. Gaybane marifet. Hani gayb kalkarsa marifet olmaz. Marifet olmazsa biz ne yapacağız? Bunlar melaikeye iman bir nüklü de bu marifeti sağlayan sistem. Çok tuhaf değil mi yani? Şey, ben şimdi erkeği bitirdikten sonra bir mülkte kalkarsa ne olur? Bir melekütte kalksa ne olur? Onu şey yapacağım. Başka kim şey yapacaktı? Bak abiler. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli. Allah'tan sonra onu kullanıyor. Allah'tan sonra daha peygamber hiçbir şey yokken Allah dedi ki ben yaratacağım. Bu irade ile oluyor. Bu malum oldu. Mutlak içinde muayyenlik oldu. Allah mutlak, mutlak. Muayyenlik yani yaratacağım. Yaratmamıştı. Yaratacağım şimdi. O muayyenlik adı irade malum. O malumun peki yani o maluma bakarak ilim proje yaptı. O maluma. Çünkü ilim bu kadar değil. Malum kadar şimdi. Allah'ın şeyi. O malum da sonsuz. İrade şu kadar yapacağım dedi. Mesela ben bu kitabı saydım. Daha saymıyorum deyince sayamaz değilim. İradenin malumiyet mertebesi de gene sonsuz. Yaratacağım dedi. Ne kadar? Bir malum kadar. Gene irade bunun arkasında. İlim de bu maluma uygun bir proje çizdi. Bu ilim buna bağlı. Ama ilim de bu malum kadar değil. Gene aşkın. O zaman ilim maluma tabi. Kader de ilim nevinden olduğu için o ilim tarafı kader, irade tarafı kader değil. Ondan önce, ilimden önce. O zaman malumun vücudu ve vücud haricisi kudrete istinad eder. İlme değil diyor kaderde. Tamam. Şimdi birincisi eğer meleklere iman yani melekler mülkte sonra ben insana taşıyacağım. İnsana kalksa ne olur? Kalksa esmaların mertebeleri cilve, cemal, nakış, sanat, latif, daha latif, kesif, nurani, enerji, esir, maddeye ait gibi böyle mertebeler olmaz. Esmanın meratipleridirler. Onun adı melek. Mülkte böyle. Kalkarsa gene başa dönmüş oluruz. Mevcudat olmaz. Çünkü mevcudat donmuş şeylerdir, melekler. İnsandan kalksa ne olur? Şimdi ters düşün. Kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve nüminesi insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyi, dolayısıyla melekleri de hakaik imaniye, altı tane iman esasın şuhut derecesini gösterebilir. İnsanda melek kalkarsa insanda kuvalar ve latifeler yok olur. İçsel alem yok olur. Zaten kainattan melek kalksaydı vücudum yok olacaktı. Vücudum yok. Ben kainattan bir şeyim ya unsurum. Beden. Dört unsurun hulasasıyım. Toprak, hava, su, güneş, nur. Ateş ya veya nur. İşte bu melek kalkarsa dedik mülk tarafı mahluk kalmaz. Yani bu nefsül emir kalkar. Benim içsel alemimde ne kalkar? Latifeler ve kuvalar kalkar. O zaman gene insanda da gene Allah'a döndük. Yani melekler kalktığı zaman gene Allah yani malum olmadan niye onu kullandım? İlim maluma tabi. Malum olmama haline döner. Esma'nın tecelli sistemi desek melaike. Yani tecelli sisteminin yani senin anladığını herkes anlamaz da o senin için doğru. Yani esmaların birbirine karşı tecellileri var ya cemal, celal ile kemal çıktı çarpışınca. O çarpışmanın artı kutup, eksi kutup değil, çarpışmadan çıkan kemal. O kemalin mertebeleri ve o kemal denilen şey. Yani şu donmuş melektir. Kalktığınca masa yoktur. Melek benden kalkarsa bedenim yoktur. İçimde melek kalkarsa latifelerim, kuvalarım yoktur. Ne hale geldi? O kalktı, kainat kalktı, ben kalktım. Allah gene Allah olur. Onun için iman bunlara emin olmak. Yani bir şeye
imanda biraz şey var yani tam tanımlanmamış. İman bir şeye öyle diyeceğiz tabi lugatta bir şey inanmak. Oysa imanın içsel alemindeki bir manası onu o hakikati kendinde şahit olup emin olmaktır. Ona dönüşmektir yani. Mesela ahirete iman ettim. İman bir bağ zannedi. Peki ahiret beni beslemiyor mu? Ahiretten fuyuzat gelmiyor. Ben Allah'a iman ettim. Allah orada, ben burada. Böyle bir cep telefonuyla baz istasyonu arasındaki bağ gibi mi? Allah ne yapıyor iman edince? Allah'lık hakikati tayin ve teşahhus ederek bizde bir eminlik yapar. İman eminlik getirir. Ondan tabii o eminliği mülk ve melekutu ayırt edemediği için Muhittin Arabi sıkıntı yaşadı. Yani ayna meselesine çalışıyorum şimdi biraz. Öyle mi? Ne kadar oldu? Aynaya çalışalı. Ha? 2 hafta oldu. Benim de 2 hafta. 3 hafta olmamıştır. 16. söz okuyordum. Baktım aynasız olmayacak. Aynasız olmayacak dedim ben de. His. Evet. His okuyordum. Aynasız. Yani ayna... Ha? Şey yap. Polisler öyle derler ya. Şey yap. Sen fiziki tarafını da şey yap. Çöz ki maddi nedir? Ben biraz meşgul oldum. Sonra Muhittin Arabi... Evet diyor, yani o kadar şey değil ki, aynadaki diyor güneş, tabii ki güneş değil ama gayrı da değildir diyor. Ondan başka ne var ki diyor. Önünde bir şey var ortada diyor. Var ortada diyor yani. Yani bir şey var yani. Peki ayna nedir? Ha demek ki meleklere iman bu ilim maluma tabi sistemini kaldırır. Malum denen bir şeye olmama haline döner. İman eminlikten geliyor, emin olmak. Emin nasıl olursun? Mesela Allah'a iman ettim. Niçin? Emin olmak. Yani Allah'lık hakikatını aklen fikretmek, vicdanen hissetmek, kalben duygulanmak ve ruhen latifleşerek iç aleminde doyuma ulaşmak. Yani Allah'a iman ederek çocuk anasını emer gibi Cenab-ı Hak'tan besleniyoruz. Sana fuyuzat geliyor. Fuyuzat gelince şahit oluyorsun, buna şahit oluyorsun. Şahit olan da şehit olmuş oluyor. Yani sistemi değiştirmiş oluyor. İçeride başka bir dünya yaşıyorsun. Zannediliyor ki bundan daha basit bir şey kullanacağız orada. Bundan. Ama şunu da demeden kurtulamayacağım. Ve ondan sonra devam edeceğim. Son şeyim olsun. Ben zevkimi söylüyorum. Zevkimi paylaşacağım şimdi. İsmail var ya pazardaki futbol antrenör, spor teşkilatın başı. Abi dedim ustadı görsen. Ondan sonra yani şunu bunu görsen ismini şey yapmayayım. Deseler ki Hasan tamam gel. Eğer razı olursan şimdi gelmeye bu akşam gel cennete gideceksin beraber. Ama sen razı olursan düğmeye basarsan şart bu. Olur musun dedi. Ben zevkimi paylaşıyorum. Nereye ne değer verdiğimi lütfen görmenizi istiyorum. Dedim ki İsmail biz bu dünyaya cennete gitmek için gelmedik. Cennet ezeli ve ebedi duruyor, kaçmıyor. Ama bana orası cehennem olur gidersem. Niçin? Çünkü merak edeceğim. Pazar dersi ne oldu? Sultanbeyli'nin dersi ne oldu? Dersi kardeşler ne yapıyor? İnanarak söylüyor. Vallahi inanıyor. Tepecik dersi ne oldu? Kardeşler ne yapıyor? Ben vefasızlık kabul ederim yani. Onları kendim için bıraktım gittim. Ya kardeşim burada bu dersleri, bu mutalaları bıraktıktan sonra ben ne yapacağım ki orada? Buranın kıymetini bilesiniz diye söylüyorum. Buranın kıymetini bilin. Ben sizi kandırabilirim ama Rabbim kandıramam. Gitmem kardeşim. Çünkü daha derslerimiz var. Daha yapacak şeceri hilkat işlerimiz var. Daha aynayı şey hissi çözeceğiz. Yeni his bir şey buldum yeni Rize'deyken. His bir şey söyleyeyim. Uzar neyse konudan konuya. His hakkında yeni bir şey tarif şeyi nasip etti. Külliyat gün geçtikçe muhteşemleşiyor, değişiyor dünyam daha. Hayret ediyorum. Ben ne yapacağım şimdi orada? Zaten gideceğiz. Kaçmıyor ki yani. Dursun orada. Cennet dursun zaten gideceğiz inşallah. Müslüman gidecek zaten. Ne yapacağız yani? Ben gitmem bu dersler için. Şimdi naz yapıp da okumayan, derslere gitmeyen düşün. Ben her gün yalan söylemiyorum. Her gün külliyata hayret ediyorum. Ya bu nasıl bir şey ya? Evet, meleklere iman kalkarsa bu mevcudatın yaratılmama haline döner. Mülk de bu, melekutte de bu. İnsanda kuvalar ve latifeler yok olur. Bir de şeytanın da zıttı ya abi.
Yani tabir de hata olmaz inşallah. Ya şeytan ne kadar lazımsa. Çok lazım. Tabii ki lazım. Yeter ki tabi olmama. Çünkü ustad orada şeytanın diyor yaratılması, sanat-ı fıtresi diyor ya. Böyle bir tabir hiç duydunuz mu? Ben ömrümde duymadım külliyatını. Şeytanın sanat-ı fıtresi ne yapıyor bize? İki şey kazandırıyor. Az iş mi yapıyor o serseri? İki iş yapıyor. Kemalat insaniyeye, iki makasıdır hayri külliyeye vesile oluyor. Yani bizi beşeriyette tutuyor. Yani mıknatısla demir arasında o boşluk olmasa denilen, o şeytan denilen boşluk olmasa demir mıknatısla yapışır, esmaya dönüşürüz. Bizi mahluk tarafına şurada tutan, mıknatıstan demiri buradan uzaklaştıran şeytan denilen bir sistemdir. Sistem o kadar lazım. Yoksa demir yapışır mıknatıse. Esmanın mertebeleri olmaz. Asıl olur, öyle de bir şey olmayız. Biz esma mı olacağız aşağı? Şeytan onun için çok lazım. Aynı şeyi melek için de söylüyorsun. Meleği kaldırdığın zaman şeytan olmuyor. Olmuyor. Evet. Şeyde de Hasan abi, o melaikeyi eğer yani ortaya parametre olarak koyup onun tam manasını anlamadığımız zaman doğru. Vacip mahlukla nasıl mübaşeret kuruyor? Harika. Evet. Orada kudretin eşyayla mübaşereti şey tarafıyladır diyor. Evet. Melekut tarafıyladır diyor. Evet. Yani oradaki sistematiği tevhide gelebilmek için bu mekanizmayı anlamamız gerekiyor. Evet. Yani biz de melaikeyi anlamak, melaikeye iman etmek deyince aslında yani benim hissim işin bu tarafına evet. gelmemiz lazım. İşte nezaretçiymiş, çiftçiymiş filanmış. Yani o da lazım ama işin kökenine gidip buradaki mekanizmayı çözmemiz lazım ki biz eşya nedir, mahluk nedir, mahlukla vacip nasıl yan yana olur? Vacip mahluk sahasına girip tasarruf mu yapıyor? Nasıl yapıyor? Yaparsa ona vacip denir mi? Ya da işte yani bu sorular, yani bir sürü şey var. Orada işte iki tarafı da çözen bir parametre gerekiyor. Evet, doğru. Evet. İşte İzzet Azamet ister ki işte neydi öbürküsü? Esbab. Yani iki tarafıyla da... Sistemin kendisi. Aynen. Sistemin kendisi. Bak, mülkte melek giderse bedenim gidiyor. Melekütte melek giderse ben gidiyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Öyle bir şey yok. Yani ona dönüşmüşüz. Donmuş meleğiz yani. Ağaç donmuş melek de bu da donmuş melek. Abi iki bilinmeyen denklem olmaz. Bir tarafı bilmelisin ki öbür tarafı bulasın. Evet. İki gayb olmaz. Şimdi melek gayb mı abi? Gayb. Allah da gayb. Evet ama başka bir gayb. Onun arkasına gizlenmiş kayıp değil. Şimdi Hasan abi... ne demek istedim bunlar? Şunu demek istedim abi ya. Biz bir yeri yakaladıkça... Ötekisi mi kayıyor? Ötekisi kayıyor. Mesela taayyum ve teşahhüs diyorsunuz ya Hasan abi. Bu bende çok acayip bir anlam ifade ediyor abi. Çok. Yani taayyum ve teşahhüs deyince sanki meleğe... Adem'e secde edeceksin dedikleri... Taayyum ve teşahhüs eden Adem'den bahsediyorlar. Yani ben de taayyum ve teşahhüs tabiri caizse yani bunu söylerken çekinirim ama abi. Sanki Allah'ın bende var olması oluyor abi. Yani ben yokum arada. Ben çıkıyorum. Çıkanda oluyor. Çıkanda oluyor. Çıkabilende oluyor. Yani ya kenabudu ve ya kenesteyn diye bilendedir diyor. Yani... şu anda hepimiz donmuş meleğiz böyle. Saydam aynayız. İşte yalnız burada bizim böyle zahirde bir medhalimiz var yani. Onaylıyoruz veya reddediyoruz. Hayat bu. Yani insan tercihlerin bütünlüğüdür. Bana deseler ki insan nedir? Tercihlerinin bütünlüğüdür. Başka bir tarif yapıyorum. İnsan nedir? Olması devam ediyor ya. Ne zaman söyledim bunu? İnsan nedir? Olmakta olandır. Ama başka şimdi bu manada ne diyorum? İnsan tercihlerin bütünlüğüdür. Tercihlerin. Yani hepsi o. Şimdi insan saydamdır. Buralar hep saydamdır. Bunlar hepsi dönmüş melektir. Süren de o, sürülen de o. Biz yalnız burada işte bunların hakikatına yani öyle cennet, Kur'an rahmeten lil alemin olduğu için ekseri Kur'an'ın muhatabı avamdır. Risale'deki söylediğim eksiğimiz şey yapın, düzeltin. %80'i avamdır. Merhameten avama hitap ediyor birincidir. Cenneti gaye gösteriyor. Ama şakirtlerine
cenneti gay yaptırmıyor. Bizim cennet diye bir gayemiz, hedefimiz yok kardeşim. Biz rıza ilahi. Onu istiyoruz. Yani Cenab-ı Hak Ahmet bin Hanbel'e dediği gibi Fıkıh-ı Ekber'de Allah görünce Ahmet ben de ne istiyorsun? Ahmet bin Hanbel. Sonra diyor ki gene Allah istemeyi öğretiyor. Ben durdum diyor. Sayfayı söylüyorum Fıkıh-ı Ekber 331. Ahmet o dört tane mezhep imamlarından hepsi görmüş. Hepsi görünce ne oldu diye merak ettim. Ahmet bin Hanbel benim çok orijinalime gitti yani. Ahmet ben de ne istiyorsun dedi. Bir de şey söyleyeceğim size. Buhari Hazretleri Allah'ı görünce ne olmuş? Ondan sonra demiş ki ben böyle bir anda beklemiyor muydu? Bir şok oldu. Allah devam etti. Ahmet benden bir şey isteme. Benden istediğim benden bir şey. Sen beni iste. Buhari Muhammed el-Buhari Hazretleri var ya Kütüb-i Sitte'nin bir tane Buhari'nin şey yazan. O da mukaddemesinde diyor. Allah'ı diyor gördüm diyor. Allah'ı görmek ehl-i sünnettendir. Ha, gayb şeyi anlatmıyorum yani. İlk defa bazı duyanlar var böyle sanki uçuk bir şey söylüyorum. O da şok olmuştum sizden. Ama şunu da ekliyorum. Esma'daki Allah ile sıfattaki Allah, şuunat-ı zatiyedeki Allah ile mahiyet-i zatiyedeki Allah ile hiç alakaları yok. Biz konuştuğumuz Esma'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'tan bahsediyor. Mahiyet-i zatiyesinde zaten öyle bir şey yok. Bilinmeyecek. O ancak en iyi bilen o. Biz Esma'dan konuşuyoruz. Muhammed el-Buhari Hazretleri bak müjde bir de söyleyeceğim. Müjde bu. O hayret ettik şimdi bu müjde. Muhammed el-Buhari diyor ki Buhari'de Rabbimi gördüm dedi. Sonra bana sordu. Muhammed ben de ne istiyorsun? Çok ama tam babacan bir sorusu istemiş ha. Ya Rabbi huzuruna imansız gelmek istemiyorum. Yani garanti istemiş. O da demiş ki kendi söylüyor. Ya Muhammed fazla bir şey değil garanti. Sabah namazının sünnetinden sonra, o tesbihatın sonu var ya, bunu yaparsan imanına ben kefilim. Ya hayyum ya kayyum ya bediyü semavatü vel ardı ya zel celal vel ikram. Allahümme inni eselike en tuhiyye kalbi bin nuri marifetik ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bir, iki defa aynı şeyi söyledin. Üçüncüde ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, bir rahmetike, ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Okursan sabah namazından sünnetinden sonra Allah hulfu vaat etmez. Başka bir garanti söyleyeyim. İmanınıza tapu vereyim. Bu da ayet. Tapu. Allah diyor ki Celle Celaluhu. Benim diyor mescitlerimi, camileri, benim evlerimi ancak bana iman edenler ihya ve inşa eder. O zaman A eşittir B ise B eşittir A. Bir mescidi yani medreseyi Allah'ın sesinin, Allah'ın isminin anıldığı, Allah'ın yüceldiği yerler. Allah'ın evleri, cami ve mescitleri. Ancak bana iman edenler inşa ve ihya eder. O zaman ihya ve inşa kim vesile olmuşsa Allah'ın bu ayetine göre iman tapusu var demektir. O bina onun tapusudur iman. Çünkü bana iman edenler yapacağına göre yapmayı da nasip etmişsen imanın garantisini aldı o zaman. Ha imanın garantisi var mı? Yok. Ama akıllı olursan var işte. Evet hadi devam edelim. Ama çok antika hep benim biraz ilerleyip meleklere de sakladığım şey oydu. Yani tam da bu iman esasına niye girdi? Yani şimdi ağaçları idare ediyor. Bilmesem ne olur? Melekler, bir melekler bilmiyordum ama melekler öyle değil. Bu mülkteki melek. Konuşuyoruz. Devam edelim. Ayete gittiğimizde diyor ya elleriniz ayaklarınız konuşacak diye. Aslında bir nevi o da... Ya bu ellerim benim dolmuş melek ya. Yansız zannediyoruz ya mesela. Ha. Aslında bütün azalarımız sadece böyle zannediyoruz. Ustad eski eserinde diyor ki şey denilen hepsi hayattadır. Bu da hayattadır. Ana bunun mertebesinde değil. Bir şey... Şurayı bir okuyabilir miyim? Ha özür dilerim. Murat Dursun şey diyordu. Bir gün birinden bahsediyordu ismini ben zikreti unuttum. Afyon'daki bir derste. Böyle diyor birisi giderken diyor böyle parmaklarıyla basa gidiyormuş. Abi dedim ya bunu niye böyle yapıyorsun? Hayırdır? Kardeşim her taraf melek. Nasıl basarım ben? Var var. Bizde durumlar hepten iyi değil olanlar var. Abi benim aklıma bir şey geldi de. Bu şimdi melekler şer yapmaz değil mi? Yapmaz. Normalde. Yapmaz. Normal dedi ya. Normali de yok. Şer var mı ya? Şer var mı? Ya işte. Tamam o başka. Şer var mı? Geçtim de. Tamam. Sonra. Şimdi mesela
bir şeyler, günahlar işleniyor vesaire. Bunlar da aslında melekelerden hariç değil. Melekeler emredilen şeyi yapıyorlar. He, bu eller pislikle kumar oynuyor diyeceksin. Mesela. He, tamam. Dahileri seni götüreyim sana. Her türlü günahlar yani. Anladım. Her türlü günah için. Dahileri seni götüreyim sana. Şimdi Allah bu kainatı kendi seyretmiyor mu? Seyrediyor mu? Evet. Seyrediyor. Bir de ne diyor? Gayri nazarıyla seyrediyor değil mi? Bizim gözümüzde. Şimdi bizim gördüğümüz Allah görmüyor mu? Ben harama bakınca Allah'a da harama baktırmış olmuyor mu? Ne oldu? Allah günah, Allah günah mı işledi? Allah günah mı işledi? Neye geçiyor biliyor musun lemalarda? Lemalarda diyor ki Allah için settar yani örtü olur mu? Niye banyoda örtmemizi istiyor veya Allah için niye örtün? Allah niçin benim huzuruma vesaire bana öyle deyip o isim dizayn. İtibariyle ben hiç o mesele dediği gibi yani şer denen bir şey yok Allah için. Her şey tecelliler de melekeler için normalde hani şöyle bir tabir kullanılmış ya onlar şer yapmazlar diye bir tabir. Anladım ama lemalarda ne diyor biliyor musun? Aslında Vesvese Risalesi'nde de şer yok. Ne var? Günah da yok. Peki günah denilen şey nedir? Allah emreder hasen olur, neheder kabi olur. Bir de şöyle bence cevabı abi. Ben, şey, tam sorma şimdi. Ha sor. Soru bu. Şimdi içkiyi aldı kadehi elinde içti. Bu elinin kaldıran melaike buna nasıl izin verdi diyorsun değil mi? Yok melaike şer orada şerre. Ötesini melaike değil Allah'tır kaldırdı arasında. Tamam şimdi Allah canibinde sıkıntı yok ama melekleri. Melaike tarafına Allah'ın noktasına zaten tecelli. Dur bir yapsın da şey yapıp konuşacağız yani. Kısmı. Şimdi bir bu fiilin kendisi şer değil. Tamam mı? Tamam. Buradaki o içenin o sarhoş sekir edecek şeyi tarafı günah değilse fiilin kendisi günah değil. Yani o melaikenin onu işte ben aldım bıçağı gittim götürdüm adamın kalbine soktum. Burada bir vücut var, vücudi mertebe var. Biz diyoruz ki ademidir ama adamı bak ben ne kadar plan program yaptım, kaç gün hesap yaptım, 1000 tane takla attım. Bir vücudi mertebe gözüküyor. Ademilik tarafı benim ona niyetim, benim o haramiyeti olan şeyi içme meylim haram ve günah ve şer. O fiilin kendisinde bir şerlik yok. Yani orası da bir sıkıntı yok. Onun için melaike şer yapmıyor. Resul bir şey diyecekti. Olmadı diyor. Bu anlarda bizi kurtaran melaike ve şeytanın vücudu. Şeytan diyelim ki umuru şerriye de perde olduğu gibi melaikeler de umuru hayriye perdedir diyor 8. meselede. Diyelim ki adam bir şere muhatap oldu, şer işledi. Orada ervah hadisi şeytan ve cinler aktif zaten. Orada i̇şte. Melaike devrinde değil. Ama bir hayırlı bir şey yapmada, tefekkür etmede, hasene yapmada, namaz kılmada aktif olan orada melaikedir zaten. Şerin olduğu yerde melaike aktif olamaz. Hatta diyor ki tam haram işlerken diyor, iman, çoğu bir kısım ulema iman gidiyor. Sonra o haram geçtikten sonra tekrar avdet ediyor. Şeydir, melekler nerede yok biliyor musun? Melekler iki yerde yok. Yok olur, o anda kalkar gider. Başka şey oturur oraya. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden mevadise şerri, ervah habiseler ki şeytan nevinden. Mesela insi şey... Cinli şeytanların bir numunesi kimdir? İnsi şeytan. İnsan. Orada melek yok artık. Donmuş şeytan, haza şeytandır. Bizde bahsediyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Melekler normalde emredileni yapıyor ya. Ama insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden melek değil. Mesela diyelim ki akrep ve yılanın veya köpek saldırıyor. O anda müekkel melaikesi melaike değil. Ne yapar? İnsanın fıtratını bozan diyor. Ölçü o. Ve yanlış yollara sevk eden ervah habise mevad-i şerire. Melekler o anda kalkıyor. Sevk edenlikten ziyade bence sordu. O elin tamam. Vücut ya. Bu burada bir melaike sistemi çalışıyor. Yani melaikenin yani, vücudu var. Kalkma ihtimali yok. Yani zaten donmuş melaike ama. Yani. Melek için haram yok ki. Mevad-i şerire sevk eden, senin meylini aktif eden veya yönelten tarafı. Şu hareketin kendisi, şu bardağın tutuşu, buraya ağza gelişi bu melaikenin gene icraatı yani. Olmaz. Hüküm aram. Fiilin kendisi değil. Melaike yapmıyor. O önemli. Şimdi fiili melaike
melekeye yapıyor. Melekeye yapıyor. Fiili melekeye yapıyor. Hayır, hayır. Aslında Osman abinin dediği nokta güzel bir nokta da. Yani fiili o yapıyor ama orada diyor ki tamam, niyetine göre şey yapıyor. Günahlık ve ademilik taraf benim ona o harama meyledip o harama bakışımla mübaşeretinde şerlik var. Yani benim oradaki harama meyletme şeyim şer. Ve bana şer. Şey gibi düşünsene. Kela gibi yani. Şer alın lan bu hadisede bir şey yok. Bu vücudidir. Onun için bak bu vücudi bir şey. Hep günahlar ademidir diyoruz ama vücut var. Ben alıyorum bıçak saplıyorum adama. Bu vücudi. Bunun kastım beni öldürmeye, o adamı öldürmeye kastım ademi. Bana bakan noktası şer var. Ademilik var. İşte, tabii. Orası da tam ne demek işte. Dediğini anladım. Çok aslında ikna edici bir cevap da. Bana bakan kısmı da şer diyorsun ya mesela. O ne yani? Onu tam... Fıtratın örtülüyor. Sen Adem'e gidiyorsun. Adem'i tercih ediyorsun. Ha, olabilir. Evet. Sistemin dışında olmayacak. Yani şeyin fıtratın dışını... Ya burada şeytanın şeyi, meleğin hiçbir kabahati yok. Boşuna uğraşma. Bu zaten en başta söylemiş. Allah'ım bunları niye yaratıyorsun diye. Demiş sen sus. Benim bir bildiğim var. Abi şimdi motoru araba çalıştırıyorsun ya. Yani. Evet. Arabayı çalıştırın ki orada ama sistem devreye giriyor. Tamam. Şimdi motorun yakıtı orada elektrik o tarafa gitmesi falan melekler yapıyor. Bu da aynı. Melek sistem. Olmazsa çalışmayacağım. Evet. Fiili sen gerçekleştiriyorsun. O melek vazifesini yapıyor. Şimdi insanda ne var biliyor musun? Yazılım var ya. O Matrix gibi böyle 0011. Ha bu yazılım. Yazılımların dışsalı bu beden. Şimdi bu yazılımı düşün ki elini götürsen böyle bir böyle sayfaya şey yapsan ne olur? O Osman'ın dediği işte. Mesela bak benim vücudumun bak şimdi benim vücudumu meydana getiren bir yazılım var. 0000 hani var ya Matrix. Onun dışsalı beden. Şimdi ben bu yazılıma nasıl olduysa ta gittim arşive yazılıma bir şey yapmadım. Duruyor yazılım. Sistem çalışıyordu bununla. Şöyle bir çizgi yaptım. Şöyle yaptım. Ne olur? Bu fiildir. Ama buna ne oldu? Çöktü değil mi sistem? Adem oldu. Fiil var. Fiili Adem demiyor. Yani sistem ortadan kalktı. İnsanın istidatları, kabiliyetleri bitti. Olması gerekirken olmamaması. Adem. Kara delik oluşturup yutuyor sanki. Yutuyor. O vücut, o arsında melekelerin de vücudunu ortadan kaldırıyorsun. Yapmış olduğun hareketi. Evet. Gene o da benim kafamda var. Bütün sistemde gene olması gereken oluyor. Yani. O da aynı boyut yani. Ben bir soru sorabilir miyim? Yok yok. Sana bir devam edemiyorsun. Yok bitti o. Bitti o. Mesela benim alemimde bir şerlik oluştu ama bütün sistemde olması gereken oldu. Ama güzel bir ders tabii. Evet. Anafor diyor. Şimdi nurani olan Hasan abi nurani olan melek mi? Yoksa nurani olan ben miyim? Şimdi şu mesela hayır bir dakika ama şimdi şöyle bir dakika. Hayır bir dakika. Şimdi bir saniye. Tabii ki şu bak şu bir dakika ya. Şu şey mi? Bu şu melek mi bu hareket eden tamamen? Evet. Peki bu suretin arkasında bir de siret var diyor. Hani melek olan siret mi? Melek olan suret mi? Eğer siretse arkadaki siret bensem o zaman ben meleğin arkasında gayb olan benim aslında. Ben beni arıyorum zaten. Melek ortada ya. Kayıp olan sensin. Aynen. Oğlum başımızı belaya soktun lan. Oğlum bir melek kayıptı. Şimdi arkasına da bizi soktun. Bir derdimiz vardı. İki be. Ulan hepten deli ya. Katılma sen bu derslere ya. Ulan kayıp olan melekti. Şimdi onun arkasına insanı koydu. Adam dedi ya bana. Zeytinburnu'na geldi getirdiler. Pazar günü. Cumartesi. Ya abi getirdim Bakırköy'de falan. Dersi dinlemeden iyi dedim 15 dakika önce. Buyur sor kardeşim dedim. Niye Allah'ı görmüyoruz dedi. Oğlum çok merak ediyorum. Çok da şey. Deniz mühendisi. Dedim ki kendini görmediğin için. Nasıl yani ben dedi. Bu sen misin dedim. Sen benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım. Adam koydu. Ya dedi ki ona. Ulan bir dertle geldim. Vallahi onun alemini bir düşünsene. Şaka demiyorum ha yani. Espri olsun demiyorum.
Onun alemini düşün. Bütün hayatı buymuş. Allah'ı niye görmüyoruz? Bir gelmiş bir bakmış ki ondan beter bir şeye düştüm. Ben kendimi görmediğim için. Ya bu ben değil miyim? Adam kafayı nasıl yemedi? Bu ben değilim dedi ya. Adam bir problem vardı. İki problem oldu. Şimdi biz meleği çözecektik. Meleğin arkasına attın bizi. Tabii ki en itibariyle biz meleğin arkasındayız. Gayb olan biziz. Gayb değil. Melek gayb değil. Biz gaybul gayb. Tabii. Bu meleğin donmuş hali. Şu ağaç melek sureti bu. Ama melekutu gayb. Kardeşim sureti bu. Yani sima. Allah hiçbir şeyi gayb bırakmadı. Oradan girdim. Diyor ki bir insanın diyor görmen için şey tanıman için gayb yok diyor. Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Simasından her şey ortadadır diyor. Allah söylüyor. Simalarından bellidir. Bir, bir insan gayblikten çıkan simasıdır. İki, elsinetikum lisanlarıdır. Konuşma. Elvanikum. Sima ve sonra gene şey yapıyor. Düşmanlarıdır. Üçüncü düşmanıdır. Dördüncüsü dostlarıdır. Beşincisi eylemidir. Yani gayb mı yani? Herkes belli kardeşim. Herkes belli. Kimin oldu? Sima'ya bak. Allah sima diyor. Sireti, ahlakı suretidir diyor. Aa sureti. Yani sen namaz kılmayacaksın, bilmem ne yapmayacaksın, nurani olacaksın. Böyle bir şey olur mu? Gibi. Yani her şey biz gaybul gaybız. Ya biz bilmiyoruz ki kendimiz. Adam haklı. Ya şaka zannediyorsunuz. Adam geldi. Adam geldi diyor ki dinden peki sesi bir haber. Ya ben bu değilmişim ya. Ne yapacak bu adam? Sonra pişman oldum. Keşke bir şeyler söyleseydim fiziken. Yani sen bütün sayıları sıfırda görüyor musun? Var yani böyle bir şey deseydim yani. Ama sen ondan daha gayipsin. Allah daha açık. Niye? Gayip meselesi Allah sorunu değil, insanın sorunudur. Allah mevcudatta tayin ve teşahhus etmiş. Onun kitabı var, peygamberi var, kainatı var. Benim neyim var? Sana o melaikenin de nasıl gözükeceğinin kıyamı bana ait. Benim alemime giriyor ya. Evet. Ben ona şey veriyorum. Şekil sen veriyorsun. Siman bu melaike ya, bu dönmüş melaike şu anda. Ha bu mülkü bu. Benim kıyamımla yani o melaike yani vücudum desek neyse işte. Şu elimi kaldırtan Allah değil mi? Ne ile yapıyor? Melek de Allah melek işte. Mülkü ama kendisi değil. Mülk tarafı. Yani o da işte şu oluyor o zaman. Bu melek benim alemdeki melek bana secde ediyor. Secde ediyor. Yani sana itaat senin emrinde. Yani kaldırmak istiyorum. Al kaldırıyor. Bak secde ediyor. Yani bütün hepsi bana rağm şu an yani. Evet. Benim kıyamıma bakıyor secde ediyor. Evet. Saat 12. Şimdi o programımıza göre herkes biliyor bilsin. 12 ile 1 arası da sesti. Herkes arı kovanı gibi burada Kur'an cüz okuyoruz. Ya ne oldu şimdi? Özetlendi. Ya melekler alemimize otursun, oturmamış. Meleklere iman oturmuyor. Belki en uzak olduğumuz konulardan birisi bu. Evet. Yani Allah tamam, her yerde Allah dersi oluyor. Peygamber haşir oluyor da. Tam da benden ne anlam taşıyor? Yani niye iman denmiş ya? Kalksa ne olur? İşte bir şeyi tanımanın yolu yani şu yöntemdir ya. Birinci yöntem şu. Nedir araştırmaya? İkincisi başka bir yöntem. Ne değildir? Üç, mülk ve melekut ciheti. Dört, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Beş, o soruyu çözmenin yolu. Güneş mevcudat ilişkisi. Altı, çekirdek ağaç ilişkisi. Yedi, beden ruh ilişkisi. 8. İçselin dış dünyaya, dış aleme kelamiyle, tavırlarıyla münasebet kurması, girip çıkmalar. Yani size ne sorulursa sorulsun şu 7-8 yöntemle mutlaka bu kategoride bu şablonun içerisine atarsan çözersin. Cevap veremeyeceğin hiçbir soru olmaz. Mehmet abinin işi çok zor olacak abi. Osman Yazar söylemiş. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti deyince melekte ben bir abondene oldum. Evet. Neden bilmiyorum. Evet, meleğin sureti var. Meleğin sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Nurdur hakikati. Mahiyeti Allah'tadır.
Sureti ve kanuneti nedir? Sureti, bende melek ararsan, meleğin sureti benim. Kanuneti kuva ve latifelerdir. Sureti esbaptır abi. Esbap yani. Esbap, yani bu lemalardan söyledim kanuneti. Meleklerin diyor, bizdeki diyor şeyi, kuvveler, yani akıl, melekeler. Kulevzu bir Rabbinnas, melikinnas. Malik olduğumuz melekelerimiz, mülklerimiz. Kuvalar deyince, onun için diyorum, ne düşünüyorsanız ona dönüşüyorsun. Neyi hayal ediyorsanız o mekandır. Hayal hayal değildir, hayal ettiğin şey mekandır. Düşündüğün, tefekkür ettiğin, vehmettiğin, zannettiğin, bunlar hepsi kuvadır, güçtür. Mesela hiçbir şey yok, geliyor, tutu olay vur, elin kırılır. Konsantre oluyorsun, düşünüyorsun, pat bunu kırıyorsun. O güç neredeydi? Bu güç nerede ya? Konsantre olunca o gelen güç nerede uyuyordu? O işte diyor ki melektir o. Dimada kuvadır, kuva. Daha aşağı in, ruhta latifedir. Nedir o? Şefkat melektir bizde. Muhabbet melektir. Şefkat yok mu mahluk? Ben mahluk değilim ama ben şefkat var. Melektir o. Şefkat melektir. Şunat-ı zatiyeden dışarıya çıkıyorum. Şunat-ı zatiye merkezde. Şefkat-ı mukaddese. Allah'ta bende şefkat. Çık dışarıya. Elmer şefkat. Soğanın merkezindeki gibi. Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzeh. Sevk-i mukaddese. Şefk-i mukaddese. Surur veya. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar mukaddese. Allah'ta. Bizde mukaddese sil. Şefkat, muhabbet, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bizim melek bunlar. Bunların hamuru bütününe melek mi? Melek hepsi ya. Latifedir diyor. Meleklere imanın bana kazandırdığı şey, kısacası, eğer ben meleklere iman etmesem hep surette yaşarım. Hep dışsaldır. Evet, hep surette yaşarım. Kanuniyeti, hakikati, mahiyeti yoktur. Meleklerin vücudu diyor, meleklere vücudu insanda şunlardır diyor. Hatta şuhud derecesinde iman esasını gösteriyor. Allah'a anlatmış, şey yapmadım. Bak orada ne diyor? Bir Allah'a bu meleğe soru sordun da bir Allah'ın sormadığı bir kulu ki hep kaçıyordu bunu açan. Maksadım o değil çünkü bir tanesi çıkarsa bana derse ki peki hakayık imaniyeyi şuhud derecesine gösterir. Peki hakayık imaniyeyi sayar mısın kardeşim deseler. Amentu billahi ve melaketi ve kütübi ve resulü ve yevmil ahir ve bil kadir hayri ve şerri min Allahi Teala diye geçiyor. Peki kardeşim Allah'a iman var mı orada hakayık imaniyede? Bak diyor ki kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve nüminesi insandaki kuvvelerdir ve latifeler ve hakeza. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyeyi şuhut derecesine gösterebilir. Hakaik imaniyeyi sayar mısın? Nedir? Şuhut derecesini gösteriyor. Amentü billahi. Allah ve melaiketi ve kütübi kitap ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kaderi. Diyor ki insan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imani Allah'ı şuhut derecesine gösterebilir. Allah'ı görüyor insan. Şuhut, şahit gösterebiliyor. Nasıl gösteriyor? Bu hediyeyi getirmiş Miraç'ta. Miraç'ın birinci meyvesi. Peygamber gitti geldi. Bana ne karı getirdi? Allah'ı insan görebilir. Görme yolunu açtı bize. Allah'ı görme göstermesini de o yolunu açtı. Kendisi bize gösterdi. O peygamberin de sünnetidir o gösterme. Miraç'ın birinci meyvesi. Aa bak diyor ki o cümleyi okuyayım. Erkan imaniyenin altı tane iman esasının hakaykını peygamber gözüyle görüp Allah'ı gözüyle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Tamam bana ne kar var? Kainata ve beşere öyle bir hazine ve nuru ezeli ebedi bir hediye getirmiş ki diye devam ediyor. Yani bu yolu bana açmış. Gitmiş gelmiş o kapıyı açıp bırakmış. Bu nasıl bir şey ya? Hakaik-i maniyeyi bak atıp böyle olur. İnsan küçük bir mikyasta. Mikyas görmek de değil. Mikyas. Mikyas anladın mı? Salih nerede? Salih sormuştu. Gitti mi Salih?
Ha bak, Mikyas o sordu. Keşke olsaydı. Mikyas'la mizan arasında ne fark var demişti. Teravih'den sonra. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaiki imaniyeyi, 6 tane iman esasını şuhut derecesinde, ilim değil, bilgi değil, anlatım değil, şahit, şuhut, görme seviyesinde gösterebilir. Burada ne dedi? Müşahede etmek. Ya acayip acayip şeyler var. Biz ne zaman anlayacağız bunu? Niye gideceğiz şimdi cennete? Bunlar varken orada zaten göreceğiz. Ama buradaki inkişafına göre göreceksin orada. Ezeli ebedi nakıs olacaksın erken gidersen. Buranın kıymetini bilemezsen ezeli ve ebedi nakıs olacaksın. Kırıkandaki narı rizeye dikmek gibi olur. Ağaç olur ama meyvesi bu kadar olur. Ama kırıkanda nar yarım kilo olur. Yani burada inkişafa göre olur. Ve bakıyor keski Kur'an'ımız okuyalım. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَاتِ Thank you.